Kontrol sempozyumumuzun ikinci oturumunda sektörel uygulamaları izleyeceğiz. Oturum başkanımız Vural Özkan, Lüze Elektronik'ten. Diğer arkadaşlarımız, konuşmacı arkadaşlarımız Abdullah Kızıl ve Uğur Zeybek. Şimdi oturumu yönetmesi için Lüze Elektronik'ten Vural Özkan Bey'i davet ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Leuz Elektronik'ten Vural Özkan. Bugün burada sektörel uygulamalarda neler yaptığımızı ve Leuz Elektronik olarak tam olarak neler yaptığımıza dair bazı bilgiler paylaşacağız sizlerle. Leuz Elektronik Alman menşeli bir sensör üreticisi. Bunun sektörel uygulamalarda, endüstride ve otomasyonda ne gibi yerlerde yer aldığını, bununla ilgili detaylı bilgiler paylaşacağım. Öncelikle Abdullah Bey'e ve Uğur Bey'e söz hakkı vermek istiyorum. Ardından da firma tanıtımlarına ve firmanın sektörel uygulamalarına geçiş sağlayacağız. Abdullah Bey, buyurun. Tamam. Merhabalar. Ben FEB Türkiye XU Kontrol Ünitesi ve Güç Elektroniği takım lideriyim. 2 yıldan beri FEB Türkiye'de çalışıyorum. Daha öncesinde de AVL firmasında yine hibrit elektrikli araçlar biriminde görev aldım. Bugün de sizlere FEB Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz Autonomous Campus Shuttle projesinin teknik detaylarından bahsedeceğim. Teşekkürler herkese. Uğur Zeybek, Eaton Elektrik'te 5 yıldır beraberim, yani Eaton Elektrik'te çalışıyorum. Yangın algılama ve acil durum tahliye sistemleriyle ilgili o bilimden sorumluyum. Bugün de yeni nesil acil yönlendirme armatürlerinin uygulama örneklerini sizlere sunacağım. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi şirket sunumlarına geçelim. Biz Leuz Elektronik olarak neler yapıyoruz? Biz endüstriyel otomasyonda ve fabrika otomasyonunda tam olarak nerelerde varız ve bununla ilgili ne gibi çalışmalarımız var? Ondan bahsetmek istiyorum. Hızlıca ilerleyeceğim. Leuz Elektronik Alman menşeli bir sensör üreticisi. Merkezi Stuttgart'ta, dünyanın farklı farklı yerlerinde kendine ait üretim yerleri, üretim konseptleri var. En büyük özelliği Ar-Ge'si, kendi iş geliştirmesi, üretimi ve tüm prosesi kendi içerisinde olan bir firma. Leuz Elektronik'in kendi bazı mottoları var. İşte kolay düşün, kendi deneyimini paylaş, yakın ol, geleceği kurgula gibi farklı farklı kendine dair, kendine özgü, özdeşleşmiş olan mottoları var diyebilirim. Leuz Elektronik, burada da göreceğiniz üzere bazı farklı detaylar var. 1963 yılında Almanya'da kuruluyor, Stuttgart'ta. Aslında bir aile firması. İki kardeşin kendi sensörlerini üretmeye çalışırken bu sektörün içerisinde bir anda kendilerini buluyorlar ve sonrasında sensör teknolojisi üzerine, optoelektronik üzerine farklı farklı sensörler üretiyorlar. Asıl buralar biraz daha bizim firma tanıtımımız ama ilerleyen aşamalarda tam olarak biz neredeyiz onu çok daha net görmüş olacağız. Dünya içerisinde binin üzerinde çalışanı var, 22 tane noktası var. Direkt kendi ofislerinin olduğu, 40'ın üzerinde de şu anda dünya çapında distribütör partnerlerinin olduğu bir firma. Bu 22 tane nokta, Türkiye'de bunlardan bir tanesi Leuze Türkiye olarak burada faaliyet gösteriyor. 11 yıldır faaliyet gösteriyor. 2008'den 2009'dan beri. Pardon. Leuz Elektronik, baktığınız zaman toplamda 30 bin kalemin üzerine bir ürün üretimi yapıyor ve bu ürün üretiminin aslında 3 tane ana temel yapısı var: algılama, tanımlama ve güvenlik. Bugün endüstriyel otomasyonda, fabrika otomasyonda görebileceğiniz birçok aslında sensör bu 3 tane ana segmentin altında ilerliyor. Algılama tarafı, tanımlama tarafı ve güvenlik tarafı. Bu 3 grup olan sensör toplamda 30 bin tane kaleme yelpaze şeklinde devam ediyor diyebilirim ve biz burada kendi sensörlerimizin ve kendi çözümlerimizin tam olarak hangisinin nerede, ne kadar doğru olduğunu kendi bilgimizle, deneyimimizle müşterilerimize sunuyoruz ve onlara aslında kolaylıklar sağlamış oluyoruz.
Şöyle, aslında biraz önce sizlere bahsettiğim noktalar, Türkiye gördüğünüz üzere bunlardan bir tanesi. Bu 18-19 tane, hatta 20 tane dünya haritasında gördüğünüz noktalar. Türkiye'de 35 kişilik bir ekiple beraberiz. Bunun içerisinde sağ satış ekibinden tutun da teknik destek, muhasebe gibi birçok aslında arka tarafta çalışan arkadaşlarımız da dahil. Dünya üzerindeki üretim merkezlerimiz burada. Bunun içerisinde ana merkez ve head ofisimiz Almanya, Amerika, Brezilya ve Çin. Bütün aslında iş geliştirmeler ve Ar-Ge tarafı tamamen Almanya üzerinden ilerliyor. Leus Elektronik'in şu andaki slide'da gördüğünüz nokta ilgilendiği sektörleri ve bu ilgilendiği sektörlerin altında aslında direkt referansları diyebiliriz. Leus Elektronik bu 3 tane ana sensör kaleminin altında aslında toplamda 5 tane endüstriye hitap ediyor. Bunlardan birincisi intralojistik. Şu anda benim de Türkiye ve Orta Doğu dahil olmak üzere ilgilendiğim konu ve sorumlu olduğum konu. Otomotiv endüstrisi, paketleme, makine endüstrisi ve laboratuvar otomasyonu ve adır olarak tabir ettiğimiz diğer aslında sektörler. Türkiye içerisinde söyleyebilirim ki şu 4 tane ana sektörümüz çok daha yoğun. Tabii bunun sıralaması bizde Türkiye içerisinde biraz daha değişik. Otomotiv Türkiye'de çok daha yoğun bir endüstri olarak ele alınıyor. Arkasından devam eden makine endüstrisi, intralojistik ve paketleme endüstrisi. Her endüstrinin altında gördüğünüz referanslarımız da bizim globalde aslında çalıştığımız firmalar ve globaldeki referanslarımız diyebilirim. Bu endüstrilerin altında aslında biz müşterilerimizi ayrıştırırken direkt ilgili endüstri ve ilgili sorumluyla birlikte aslında birçok uygulamaların da örneklemesini direkt yapabiliyoruz. Burada gördüğünüz endüstrilerin fotoğrafları ve uygulamaları diyebiliriz. İşte intralojistik, iç lojistik tarafında olan uygulamalar, paketleme tarafında olan uygulamalar, makine endüstrisinde olan uygulamalar, otomotiv ve laboratuvar otomasyonu olarak devam ediyor. Mottolardan bir tanesi de aslında geleceği kurgula. Evet, biz bu kadar sensörle çözümlerimizi sunuyoruz ama biz bu işin tam olarak neresindeyiz ve neler yapıyoruz? Yani saha içerisinde çalışan birçok sensörümüz var ama biz bunlardan dataları nasıl alıyoruz, kontrolleri nasıl alıyoruz ya da şu anda aslında çok daha gündemde olan vizyon konulardan kestirilebilir. Bakın, belki de sizlerin daha ilerleyen aşamalarda çok daha fazla konuya hakim olacağınız fabrika içerisinde çalışan bir sensörün ne zaman bakıma ihtiyacının olduğunu ya da verimliliğinin yüzde kaç olduğunu, herhangi bir arızası var mı yok mu ya da çalışma esnasında bir problem var mı yok mu, aslında biraz daha geleceği görmek buradan çıkıyor ve şu anda belki bize uzak olan konular bir 5 sene sonra aslında ayağımıza gelmiş olacak ve çok daha hızlı bu konulara adaptasyonu sağlamış olacağız. Burada özellikle sunuma eklemek istediğim noktalardan bir tanesi de şu: bizim bu 3 ana sektörde algılama, tanımlama ve güvenlik dediğim sensör grubunda tanımlama tarafında olan birçok sensörümüz, yani data transferi yapabilen birçok sensörümüz OPC UI'le ve Microsoft'la direkt olarak anlık haberleşme sağlayabiliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz: saha içerisinde A noktasında çalışan bir sensör çalışması esnasında hem anlık olarak kendi sistemine datayı transfer ederken OPC UI'ya eş zamanlı olarak cloud'a direkt datayı gönderebiliyor ve bu aslında sizin kendi standart prosesinizin haricinde diğer noktada eş zamanlı olarak cloud'da o datayı toplayıp ona göre ilerleyen zamanlarda bu datayı kullanmanızı sağlayabiliyor. Burada da gördüğünüz üzere OPC UI'nin ve Microsoft Azure sisteminin tam olarak nasıl bir sistem içerisinde dahil olduğunu, IO-Link'lerle, EtherCAT'le, Ethernet IP ve Profinet'le, PLC, Mesca'da, ERP ve direkt Microsoft Azure'da OPC UI ile buluşması ve oradan da datanın aslında yönetilebilmesi. Şimdi son olarak bir dijitalizasyon videomuz var. Bununla tamamen uygulamaları sonlandırmış olacağım. Sonra diğer katılımcı olan, konuşmacı olan Abdullah Bey'e ve Edirek Uğur Bey'e devam edip kendilerinin sunumlarını isteyeceğiz. Data from a wide variety of different sources is stored in the cloud. The number
number of consumers is growing constantly. All areas must therefore be able to communicate with each other and exchange data. Innovative products for digitally networked systems help to optimize production processes. Developed by Lonza Electronic. Our smart sensors are able to control production processes and evaluate information to recognize problems early on. Şu anda görmüş olduğunuz üretim sahası içerisinde sensörlerin kullanıldığı alanlar. While the measurement data for process control is being transferred in real time on the first channel, the information for monitoring and analysis of the machine flows over the second channel. Based on the OPC UA communication standard, the sensors transfer data into the cloud, which can be accessed from anywhere in the world. The dual channel principle can also assist commissioning. The use of data glasses simplifies the configuration of a barcode scanner, for example. Burada gördüğünüz sanal gerçeklik gözlüğüyle saha içerisinde olabilecek herhangi bir sensörün montajı olabilir ya da anlık kontrollerini hiç bilgisayar üzerine ulaşmadan sanal gözlük üzerinden görebiliyorsunuz ve anlık proses datasına hakim olabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadardı. Sunumlar tamamlandıktan sonra tekrardan soru cevap bölümüne geçeceğiz. Orada da sorularınız varsa merak ettiğiniz konular onlarla alakalı cevap vermekten memnuniyet duyuyorum. Abdullah Bey, Hev Türkiye firmasından şimdi kendinin sunumunu alacağım. Şöyle buyurun. Merhabalar herkese. Az önce de bahsettiğim gibi ben FEV Türkiye'de kontrol üniteler ve güç elektroniği takım liderliği görevini yürütüyorum. Bu projemizde bugün size otonom elektrikli kampüs shuttle konseptini ve biz bu anlamda FEV olarak ne yapıyoruz onu anlatacağım. Öncelikle bu projemiz TÜBİTAK destekli bir ARGE projesi ve partner firmamız araç üretim tarafıyla daha çok sorumlu olan Kodeko firması. Çok kısa iki slide'da FEV ve FEV Türkiye ile ilgili bahsedeceğim. FEV 1978'de Aachen'da Almanya'da kurulmuş Profesör Fischinger tarafından kurulmuş bir firma. Spin-off firması şu an dünya çapında yaklaşık 40 tane şubesi olan ve 6500'den fazla çalışanı olan global otomotiv sektörüne mühendislik hizmeti veren bir firma. Doğrudan bir product, bir ürün yok ve tamamen otomotiv sektöründeki ve gemi sektöründeki firmalara teknoloji geliştirmesi yapıyoruz. FEV Türkiye'de ise bu hikaye 2011 yılında genel müdürümüz Dr. Taner Göçmez tarafından kurularak başlıyor. Şu an iki tane ofisimiz var. Biri İTÜ Teknopark Arabir'de, diğeri Teknopark İstanbul'da. Şu an itibariyle 140 kişi geçtik 2019'un sonlarına yaklaşırken. 2020'de de yaklaşık 200 kişiyi bulmayı hedefliyoruz. FEV Türkiye'nin yetkinliklerine bakmak istersek motor, içten yanmalı motor, transmisyon, powertrain entegrasyonu, kalibrasyon, araç mühendisliği, şasi body, upper body, interior, exterior body tasarımı, elektrikli ve akıllı araçlar, otomotiv sistemlerindeki yazılım geliştirmesi, araç elektroniği ve fonksiyonel güvenlik alanında çalışan bu 140'tan fazla kadro bu alanlarda dağılmış bir şekilde gerek prototip üretimi gerek seri üretimine kadar otomotiv üretici firmalarına destek veriyoruz.
Bugün size aktaracağım konu, dediğim gibi, otonomus elektrik kampüs shuttle. Fakat bunu bize iten bazı konular var. Ne bunlar? Yani bugün elektrikli araçlara baktığımızda en büyük noktalardan biri hala işte bizim batarya problemi, mesafe problemi. Yani bizi konfor alanımızdan hala çıkarmaya zorluyor o teknoloji. Ve insanlar buna şu an direniyoruz. Belli hem teknik problemler dolayı hem insani problemlerden dolayı. Fakat bundan yani belki 5 yıl önce de akıllı telefonlarımız yoktu ve bir hafta bataryası giden bir telefonumuz vardı. Ve biz şu an yanımızda powerbanklerle gezerek akıllı telefonlardan vazgeçemiyoruz. Yani bizi bir anlamda o konfordan çıkardı ama başka hızlı şeyler sağladı. Sürekli aktif hale getirdi bizi sistemde. Otomotivde de benzer bir süreç mevcut. Akıllı araçların sürekli bağlantılı yapıda olması, otonom driving'in getirdiği işte şerit takibi, otonom cruise kontrol, gerek uyarı sistemleri vesaire, bunların getirdiği şeyler. Elektrifikasyonun getirdiği verim, yakıt ekonomisi, bunun gibi etkenler. Daha çok yeni nesilde şu an aktif olarak gördüğümüz paylaşımlı mobilite çalışmaları bizim aslında bu hedeflediğimiz projenin ana temel sebeplerinden birkaçı. Şimdi burada bu konsepti biz yaklaşık bu projeye bir yıldan fazla oldu başlayalı. O konsept çalışmasında yaptığımız bir video var. Bunu göstermek istiyorum ben size. Oynatabilirsem. Gösteremiyorum. Bir sonraki test videosunda gösteririm. Buradaki konsept şunu içeriyor. Temelde kampüs içinde bulunan otonom fonksiyon özelliklerini bulan bir shuttle aracımız var. Bir mobil aplikasyon üzerinden siz bu shuttle aracı davet ediyorsunuz ilgili duraklara ve o duraktan sizi alıp gitmek istediğiniz fakülte durağına götürebilecek bir konsept. Şimdi otonomluğu burada biz mobility as a service olarak adlandırıyoruz. Yani bir servis hizmeti anlamında görüyoruz. Ve buradaki en büyük kıstaslardan bir tanesi otonom tarafına yansıyan özellikle kapalı alan ve kısıtlı alan. Yani biz burada gerçek bir otobanda ya da bir ara sokaklarda hedeflediğimiz bir otonom sürüş yok. Kısıtlı bir ortam, kampüs ortamı, tabela işaretleri, çizgileri, kavşakları daha düzenli olduğunu bildiğimiz ortamlar. Bunlar gerek hastanelerde olabilir, gerek fabrikalarda olabilir. Havalimanları da olabilir. Bu tarz kısıtlı ve rotaları belli olan yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış bir proje kurgusu var. Bu video aslında kabaca bunu özetliyordu bir yıl önce başladığımızda. Ardından biz bu anlamda bu projenin ilk boyutlandırmasını ve modüler powertrain'i nasıl sağlarız bunu gördük. Şu anki konseptte araç 4 kişilik kampüs içinde kullanılacak. Fakat bu yarın 10-12 kişilik shuttle'lar olarak da kullanılabilsin diye powertrain'in modüleritesini nasıl sağlayabiliriz buna baktık. Kullandığımız batarya modüllerini modüler bir gerilim seviyelerinde ve kapasitelerinde seçtik. Yani yarın biz bu aracı daha fazla kişi taşımak istediğimizde ve büyüttüğümüzde hem hub motor olarak ifade ettiğimiz elektrik motorlarının adetlerini arttırarak hem de kullandığımız batarya kapasitesini arttırarak modüler şasi kavramıyla beraber kullanılabilecek kişi ve ortam yerini ayarlayabiliyor oluyoruz. Onunla birlikte geliştirdiğimiz yine bu proje kapsamında elektrikli araç kontrol ünitesinin bir yazılımı mevcut. Bu yazılım tamamen alt katman yani donanım katmanından bağımsız bir şekilde geliştiriliyor. Ve birden fazla araç tipine yani şu konsepte gördüğünüz herhangi bir araç elektrikli araç tipine bu yazılım mimarisinde geliştirdiğiniz fonksiyonları uygulayabiliyorsunuz. Buradaki dediğim gibi en büyük avantajı donanımdan ve alt katman yazılımlarından bağımsız farklı araç tiplerine uygulanabilen ve otomotivin en çok bağlı kaldığı ve takip etmek zorunda olduğu otosar mimarilerine de uyumlu bir yazılım arkitekçörü geliştirdik ve yazılımlarını da geliştirdik. Bununla birlikte ilk prototipte hazır bir off the shelf ürün kullandığımız batarya paketini ikinci prototipte biz tamamen niye kendimiz tasarlamıyoruz
hisleriyle beraber. Çünkü Türkiye'den ve diğer aldığımız tedarikçilerden karşılaştırdığımız problem ve ithalat problemleri hem de ürünlerin kalite problemleri bizi bunu tasarlamaya götürdü. Biz şu an ikinci prototipte tamamen kendi geliştirdiğimiz batarya yönetim sistemi hem alt katman hem üst katman yazılımlarıyla beraber hem de sıvı soğutmalı bir batarya paketi tasarımı gerçekleştirdik. Bununla beraber yine araçta kullandığımız motor kontrol ünitesini de bu projeyle birlikte modüler bir yazılım mimarisini yine benimseyerek donanımdan bağımsız bir şekilde üst katman yazılımlarını ve bu araç speklerine uygun continuous güçlerine sahip bir donanım tasarımını da tamamladık. İkinci prototipte kendi motor kontrol ünitelerimizi kullanacağız. Buraya kadar anlattıklarım genelde aracın elektronik ve powertrain tarafı ile ilgiliydi. Çünkü bu bir hem otonom hem de elektrikli bir shuttle. Bununla beraber paralel olarak araçtaki otonomiyi sağlayacak olan şey aslında bizim sensör girdilerimiz. Çevreyi nasıl algılayacağız biz? Bununla ilgili yaptığımız çalışmalar sonucu araç üzerinde daha uygun maliyetli ve bizim kampüs içi koşullarımızı sağlayabilecek bir LiDAR sensör grubu seçtik ve bunu araç üzerine 4 tane ön tarafta, birer tane yanda ve bir tane de arka tarafta olacak şekilde aşağıda gördüğünüz keyizlerinde sensörlerimiz hangi bölgeleri tarıyor? Bizim bu bölgelerde görmediğimiz ya da kapsamadığımız alanlar var mı? Bunların da çalışmasını yaparak lokasyonunu yaptık. Burada bazı sensörlerimiz bazı ADAS fonksiyonlarına spesifik seçildi. Yani burada mesela uzun sensör kullanmamızın sebebi adaptif cruise control fonksiyonumuzun girdilerini oluşturmak adına, yani uzun mesafedeki araçların konumlarını belirlemek adına uzunlar. Yakında acil durum frenleme sisteminin kullanacağı yakın mesafeli sensör grupları seçildi. Bununla beraber aracın elektriksel haberleşme altyapısını nasıl kurguladık? Bir tane araç kontrol ünitemiz var zaten. Bütün aracın power up down sekansını ve araçtaki diğer donanımlarla haberleşen ana kontrol ünitesi. Bunun yanında beraber araçtaki diğer işte batarya yönetim sistemi, motor sürücü grubu, charger ve DC-DC grubu ile beraber drive-by-wire, yani bu aracı bizim hem steering kısmını hem de frenleme kısmını elektriksel olarak yapabileceğimiz kısımla araç kontrol ünitesi haberleşiyor. Aynı kontrol ünitesi bir de otonom yazılımlarımızın koştuğu Nvidia Xavier üstünde haberleşiyor. Xavier ise sadece LiDAR sensörlerine CAN üzerinden, kamera ya da Ethernet üzerinden erişerek kendi kontrol algoritmalarının koştuğu platform. HMI üzerinden de sürücü bilgilendirme ve GPS verilerinin alımını gerçekleştiriyoruz. Şimdi bizim otonom driving stratejimiz biraz yani normal binlenden farklı. Hani normal binlen hani daha üst seviyeden, daha sürekli neural network, işte algoritma eğitme vesaire şeklinde yaklaşılan kavramlar. Biz ise temelde ADAS fonksiyonları üzerine kurguladığımız bir otonom sistem yaklaşımı mevcut. Çünkü bunu otomotiv sektörüne dahil etmeniz çok daha kolay. Yani bugün Tesla'da gördüğünüz bütün fonksiyonlar aslında sizin sürücü destek sistemlerinin birleşiminden geliyor. Biz de bu sürücü destek sistemlerini hem araçtan bağımsız tekrar ticarileştirebilmek adına hem de bu otonom algoritmasını kullanmak adına tamamen alt katmanda bir ADAS fonksiyonları mevcut. Bilmiyorum, belki takip etmişsinizdir. Volvo'nun bir kazası olmuştu Amerika'da. Orada mesela kazanın raporunda aslında sensörün bisiklet insan geçişinin bir gürültü olarak tanımlayıp ve alt katmandaki acil durum frenleme sisteminin kapalı olmasından dolayı kaza gerçekleşiyor. Aslında bu fonksiyon açık olmuş olsaydı o kaza gerçekleşmeyecekti. Yani biz burada evet akıllı zeki işler yapıyoruz ama bu tarafta da gerçekten çalıştığından emin olduğumuz alt sistemler mevcut.
Bununla ilgili sensör datalarını aldığımız ve sensör fusion kısımlarımız var. Aynı zamanda buradan gelen sensör işlenmiş datalar navigasyon birimine, predictive energy management birimine, automated cruise control, line keeping ve braking system kısımlarına gelip bir değerlendirme biriminden geçtikten sonra araca gaz, fren ve direksiyon komutları olarak iletiliyor. Burada 2003 tane patentlenmiş, patent olarak talep edilmiş yaklaşımları mevcut. Bununla beraber araçta dediğim gibi ACC var. Standart ACC önünde araç olmadığında sabit bir hız değerine göre çalışır. Fakat biz burada yol datası ve yol bilgilerini kullanarak ona optimum enerji tüketimini verecek bir target velocity'yi hedef olarak gönderiyoruz. Böylelikle önünde araç olmadığı durumda sistem daha verimli bir hız değerini takip edebilecek durumda oluyor. Bununla beraber kampüs içinde yaptığımız, işte aldığımız kamera görüntülerinden bir mevcut. Burada dediğim gibi kampüsün çizgi ve şey kaliteleri daha diğer yollara göre daha düzgün. O yüzden bu ilk aldığımız görüntü datalarından, hani burada şerit takibini yapıp şeriti ortalayıp ona bağlı PET çizimini gerçekleştirebiliyoruz. Bu da en son yaptığımız geçen ay otonom frenleme sisteminin test videosu. Burada standartların getirdiği bazı şeyler var. İşte önünde bir aracın sabit durduğu ya da önünden hareketli bir insanın belli bir hızla geçtiği ya da önünde hareketli giden bir araca yaklaşma gibi. Biz buradaki test senaryolarından iki tanesini kampüs hız koşulları için test ettik. Buradaki dört tane önde bulunan LiDAR sensörü önündeki objelerin lokasyonlarını ve bağ hızlarını hesaplayarak geliştirdiğimiz adaptif frenleme fonksiyonu çarpışmaya kalan süre ve mesafeyi hesaplayarak frenleme gerçekleştiriyor. Bundan sonraki adımlarda da diğer bahsettiğimiz otonom cruise kontrol ve şerit takip algoritmalarıyla birleştirip ulaşım hizmeti olarak da entegre edeceğimiz çalışmayla kampüs içi testlere önümüzdeki aylarda başlamayı hedefliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Soruları en son alacağız. Teşekkürler. Burada mı? Şeye inanamıyorum. Hata mı var? Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Bugünkü konumuz aslında biraz daha benimki acil durum, acil yönlendirme, güvenlik ağırlıklı olacak. Şöyle canlanması için kafanızda şöyle diyebilirim. Şurada gördüğünüz kapının kenarında acil yönlendirme armatürlerinde Eaton'ın getirdiği yenilikler var. Kısaca bunlardan bahsedeceğim ama ilk etapta acil aydınlatma ve yönlendirme ile alakalı genel bir bilgiler vererek başlayacağım. Acil aydınlatma ve yönlendirme olan sistemlerde her acil aydınlatma armatürünün önemli olduğunu, yaşamları kurtardığını, standart bir şebeke beslemesi sırasında kaçış yolu şu anda da mevcut bu binada ve her binada bir kaçış yolu güzergahı var ve buraların aydınlatması çok önemli. Elektrik kesintisi sırasında bu acil aydınlatma armatürleri devreye giriyor ve siz binadan tahliye olurken önünüzü görebiliyorsunuz. Burada gösterdiğim gibi elektrik kesintisi sırasında her taraf kararıyor. Sizin burayı bir aydınlatmanız gerekiyor ve bu da mevcut acil aydınlatma armatürleriyle batarya arkalarında kullanarak acil aydınlatmaları sağlıyoruz. Standart bir aydınlatma gördüğünüz gibi her tarafı zaten rahatlıkla görüyorsunuz. Elektrik kesintisinde her taraf
karanlık. Akabinde ilk etapta acil yönlendirme armatürleri sizi kaçış yollarına yönlendiriyor. Fakat burada gördüğünüz gibi oldukça karanlık bir ortam. Bu ortamın da aydınlatılması gerekiyor. O yüzden bütün binalarda tahliye sırasında acil aydınlatma armatürü çok önem arz ediyor. Gördüğünüz gibi ortamı minimum seviyelerde, ki bunların normları vardır, birazdan onlardan da bahsedeceğim. Ne kadar olmasıyla, ortamdaki aydınlık seviyesinin ne kadar olmasıyla alakalı acil aydınlatma armatürleri devreye giriyor ve rahatlıkla kaçış güzergahınızda hareket edebiliyorsunuz. Acil aydınlatma ve yönlendirme sistemine ne zaman ihtiyaç duyulur? Bununla ilgili cevap standartlar ve yönetmelikler, iş sağlığı güvenliği, bina yönetmelikleri, acil aydınlatma normları, aydınlatma yönetmelikleri, grafik sembolleri, güvenlik renkleri ve güvenlik işaretleri, elektrik yönetmelikleri aslında hepsini kapsıyor. Bu doğrultuda bu standart ve yönetmeliklere uygun olarak acil aydınlatma ve acil yönlendirme sistemini dizayn ediyorsunuz ve binalarda uyguluyorsunuz. Nasıl kurulur? Bununla ilgili en önemli norm IEN 50172'dir. Acil durum aydınlatma sistemleri. Bu Türkiye'de de zaten Avrupa normları uygunluğu kabul edildiği için IEN 50172 Türkiye'de de geçerlidir. O yüzden acil durum anında burada gördüğümüz maddeleri tek tek işliyoruz. İşte şebeke durumunda acil durum aydınlatması için ışık seviyelerini uyguluyoruz. Acil aydınlatma durumunda elektrik sistemi için ek gereklilikleri sağlıyoruz. Acil aydınlatma sistemi için ihtiyaç duyulan elektrik sistem devrelerini uyguluyoruz. Acil aydınlatma sistemi kontrol ve iletişim sistemi gereklilikleri, harici bağlantılı acil aydınlatma armatürü için gereklilikler. Bunlar tamamen standartlar. 50172'nin içinde zaten bunların hepsini tanımlıyor. Kendinden batarya sistemler için gereklilikler, armatürlerin ve acil durum aydınlatma sistemi parçası olan bağlantıların ve benzeri yerlerinin, yani acil aydınlatma armatürleri ve yönlendirmeleri nereye koyacağınızın belirlenmesi. Her yıl düzenli olarak da bu armatürlerin, bu çok önemli bir konu, mevcutta da acil aydınlatma ve yönlendirme sistemi uygulamış olabilirsiniz ama bunların düzenli kontrolü, haftalık raporlarının alınması çok önemli bir konu. Konu tamamıyla acil bir durumda yangın ve benzeri, deprem ve benzeri yüksek güvenlik gerektiren bir olayda tahliye inanılmaz önemli bir konu. O yüzden bunların raporlarının, aydınlık ölçümlerinin yapılması ve raporlanması çok önemli bir konu. 4.1'de de kaçış yolları için güvenlik işaretlerinin aydınlatılması, kaçış yollarının aydınlatılması, yangın ve alarm ekipmanlarının, özellikle burada gördüğünüz binada yangın butonu olabilir, yangın söndürme ile alakalı tükleriniz olabilir. Bunlar kesinlikle herhangi bir acil durumda, elektrik kesintisinde aydınlatılması gerekiyor. Acil durum sistemlerini etkinleştirme, binada ayrıyeten bir acil durum etkinleştirme sistemi varsa acil durum sırasında çalışacak, onları da aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yani 1838 ise uygulamalardan bahseder. Uygulamalarla ilgili de güvenli bir alana harici aydınlatma. Güvenli bir alandan kasıt, tahliye yapıyorsunuz. Tahliyede dışarıda bir toplama alanı, yani tahliye insanların buluştuğu bir güvenlik alanı oluşturuluyor. Bütün tahliyelerde oraya doğru yönlendiriyor insanları. Bu önemli bir konu. Yangın ve alarm donanımları, ilk yardım ekipmanları 5 lüks ile dikey olarak aydınlatılır. Bakım için gerekli aydınlatma seviyelerini oluşturma, acil durum yönlendirme işaretleri renk ve dizayn olarak ISO 7010'a uygun olmalı. Parlak ortamlardaki acil durum yönlendirme işaretleri ve genel aydınlatma armatürleri 3864'de 1 ve 4'de uygun olmalıdır. Bunlar çok önemli. Yine ben size şuradan bir örnek vereyim. Arkaya baktığınızda acil yönlendirme armatürünü görüyorsunuz. Bakın oradaki ışık seviyelerinin ne kadar birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Bu aslında çok geçerli olmayan, norm gereği de çok geçerli olmayan bir uygulamadır. İşte test, bakım, bunların raporlanması çok önemli bir konudur. Aslında şöyle, bizim Türkiye'de maalesef bu konuya çok fazla eğinilmiyor ama çok önemli bir konu. Bunların kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor. Burada da gördüğünüz üzere, yani direkt online olarak şu anda görebiliyoruz. O yüzden size fikir vermesi açısından söylüyorum bunu da. Şimdi Eaton'ın bu konularla ilgili genel bilgileri ben size verdikten sonra şöyle bir video ile başlayacağım. Bu adaptif tahliye sistemlerinde nasıl bir
çözüm sunduğunu, güvenliğin nasıl bir üst seviyeye çıkardığı ile ilgili ufak bir videomuz var. In large and complex commercial buildings, facing a growing diversity of safety risks from fire to terrorism, evacuation planning is pivotal. To promote safer and faster evacuation. Pardon, görüntüyü veremedik ama. Tam ekran yaparsın. Evet. In large and complex commercial buildings, facing a growing diversity of safety risks from fire to terrorism, evacuation planning is pivotal. To promote safer and faster evacuations, Eaton has developed an adaptive evacuation system. Aslında en önemli konu yangın alarm anında, yangın sinyali geldiğinde burada gördüğünüz acil yönlendirme armatürleri tamamıyla olaya göre yönlendirmeleri istenilen bölgelere kaydırmasından bahsediyor. Yani şöyle düşünebiliriz bunu. Şu bölümde bir yangın oldu. Sizin kaçış güzergahınız da bu koridordan geldiğini düşünün. Sizin insanları buraya doğru yönlendirmeniz aslında bir tehlike arz ediyor. Çünkü yangının olduğu bölgeye yetiyorsunuz. Burada Eaton şöyle bir çözüm sunuyor. Buraya giden armatürlerin yönlerini değiştirerek, yani bunları olaya, ana göre aktif olarak tasarlayarak, dizayn ederek o bölgeye giden insanları diğer kaçış tahliye bölgelerine doğru yönlendiriyor. Bu da güvenliği açıkçası bir üst limitte daha normlar üstü bir güvenlik sağlıyor. Öyle söyleyebilirim. Videomuzu nereden kapatacağız? Bir saniye. Şimdi bu sistemi anlattık, bir video ile gördük. Nasıl çalıştığından da kısaca bahsedeceğiz. Burada gördüğümüz armatürler bize değiştirilebilir ekranlar için matris teknolojisine sahip acil yönlendirme armatürü olarak tanımlıyoruz. Şöyle anlatmam daha doğru olacak. Burada gördüğünüz acil yönlendirme armatürü aslında standart, bizim gördüğümüz şu anda standart bir acil yönlendirme armatürü. Eaton bunu ikiye bölüyor. Bu tarafı zaten sabit ve bu şekil tamamıyla IEN normlarında tanımlanmış vaziyette. Siz bu şekillerle, buradaki kaçış ve yön işaretleriyle, beyaz ve yeşil rengin tonlarıyla hiçbir şekilde oynayamıyorsunuz zaten. Buradaki bizim yaptığımız şu bölümdeki yönlendirme işaretlerini istediğimiz şekilde, ister bunu çarpı yapabiliriz, ister yukarı, ister aşağı, ister sol sağ fark etmez. Şurada gördüğünüz gibi standart modda bunların hepsini bu armatür için seçebiliyoruz. Senaryo modunda ise burada istediğimiz değişiklikleri yapıp bu armatürü anlık olarak, yönlendirme armatürünü anlık olarak istediğimiz tarafa çevirebiliyoruz. Burada daha güzel örneği var. Şurada gördüğümüz statik durum için, dinamikten kastımız aslında bunların şekillerini değiştirmeyip sadece çarpı gelip gelmemesi üzerine, yani o tarafa gitmeyin şeklinde. Adaptifte ise bunların şöyle bir sonraki slide'da gördüğümüz gibi değişimi yönünde. Yön işaretlerini şurada görüyorsunuz. Yön işaretlerini senaryo 3'te değiştirebiliyoruz. Tahliyede şöyle bir sistem uyguluyoruz. Burada kontrol ünitelerinin olduğu bir kontrol sistemimiz var açıkçası. Bunun içinde 30 tane input'a kadar olan ve bu cihazları, buradaki acil yönlendirme armatürlerini kontrol eden bir işlemci var. Buradan da sistemi online takip edebiliyoruz. Burada gördüğümüz, aslında size bahsetmek istediğim olay tam anlamıyla burada daha şekil üzerinden daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir mekanda, şurada bulunan bölümde bir çalışma var.
ve sizin acil yönlendirme armatürleriniz insanları en yakın çıkışlara burada gördüğünüz oklarla yönlendiriyor. Fakat şuradaki çalışma, şuradaki tahliye, şuradaki insanları sıkıntı yaratıyor. Niye? Çünkü buradan geçiş yok. Siz bunu standart olarak bütün insanları buraya yönlendirirseniz bu insanlar bu binadan tahliye olamıyor. O yüzden diğerlerini diğer çıkışlara yönlendirmeniz gerekiyor. Onda da şurada gördüğünüz bu tarafa geçişi kısıtlıyorsunuz ve buradaki yönleri diğer tahliye noktalarına gördüğünüz gibi yönlendiriyorsunuz ve insanları otomatikman herhangi bir acil durumda binada çalışma olsa dahi o kaçış yollarında herhangi bir geçiş imkanı olmasa bile yönlendirme sağlıyorsunuz. Aynı şekilde herhangi bir terör saldırısı, silahlı çatışma, yani aklınıza gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı da bu sistemi uygulayabiliyorsunuz. Burada iki örnek var. Yine aynı şekilde burada çalışma devam ediyor ama dışarıda da ayrı bir olay oldu. Bu sefer hem burayı hem burayı kapatıyorsunuz, buraya yönlendiriyorsunuz. Yani tamamıyla standart acil yönlendirmeleri online olarak kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Burada yine aynı şekilde bu olayları, senaryoları 30'a kadar genişletebilirsiniz. Restoran içinde, restoran hemen dışında bir olay söz konusu ve siz de bu restorandaki insanları dışarı çıkarmamanız gerekiyor. Çünkü orada çok tehlikeli bir durum söz konusu. Buna aklınıza gelebilecek her şey dahil edebilirsiniz. Yangın da olabilir, terör saldırısı da olabilir, ne varsa. Örneği şöyle vereyim, şurada bir holümüz var ve orada bir patlama oldu. Şimdi acil yönlendirme armatürlerimiz bizi oraya doğru yönlendiriyor. Aslında hatalı bir durum. O yüzden İTİN aslında böyle bir çözüm bulma ihtiyacı duyuyor ve buna uygun da değişkenlik gösteren acil yönlendirme armatürlerini sunuyor. Bu sistemleri peki biz hangi senaryolara göre devreye alıyoruz derseniz de onunla ilgili bir risk analizimiz var. Burada kaçış yollarının belirlenmesi, kaçış yollarından sonra da risk analizleri oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz bu bir tablomuzdur bizim. Burada standart armatürlerimiz var. Armatürleri bu şekilde dizayn ediyoruz. Daha sonra senaryoların hepsini tek tek tanımlayıp 30 adet senaryoyu hangi durumda nasıl aktive edeceğimizi belirliyoruz. Ona göre de o senaryolara göre acil durum yönlendirme armatürlerini istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz ve doğru tahliyeyi binada sağlamış olabiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Sorular varsa genel bütün 3 sunumla da alakalı alabiliriz. Zaten sözü de Vural Bey'e bırakıyoruz. Teşekkürler. Sunumlar için teşekkür ederiz. Sorularımız varsa 3 sunum içinde, 3 firma içinde alabiliriz. Var mı sorular? Yangınla ilgili. Ben Enver. Merhabalar. Merhabalar Enver. Ben ART'den. ART Teknoloji. Şimdi biz aslında sektörel uygulamalarda yangın sistemleri kuruyoruz, yangın algılama sistemleri ve aynı zamanda yangın algılama sistemleri tabii ki söndürme sistemleri entegre olabiliyor. Olay algılamalar ve acil anonsla da entegrasyonları var. Bu armatörler entegre olabiliyor mu direkt? Yani mesela sizin merkezi serverdan ayrı direkt yangın algılamayla kullanılabiliyor mu? Anladım ne demek istediğinizi. Evet. Eaton şimdi şöyle bir durum var. Bu yeni çıkan bir teknoloji. Şu ana kadar 30 tane input üzerinden biz bunları analog olarak yani kuru kontak olarak alıp bu senaryoları devreye alıyoruz. Önümüzdeki süreçte yani bu yaklaşık 1-2 yıl gibi sürecek. Bu sistemin yangın algılama sistemiyle, Eaton'ın yangın algılama sistemiyle entegrasyonu söz konusu. Bahsettiğiniz konu o. O zaman yangın algılama sisteminde adreslenebilir bir cihaz gibi çalışıp online olarak siz bunu yangın algılama sistemine dahil edip istediğiniz gibi yapabileceksiniz. Anladım ben ne demek istediğinizi. Ama bu yeni bir teknoloji. Şu anda bununla ilgili bir standardımız yok. Standartlar üstü olarak geçiyor. Öyle söyleyeyim. 50-172 ve 18-38 tanımlıdır. Bununla ilgili bir standart da olmadığı için şu andaki bunun gelişimi yani çok yeni bir teknoloji. Önümüzdeki süreçte ama o bahsettiğiniz entegrasyonun hepsi gerçekleşecek. Çok daha güvenli olacak. Öyle söyleyeyim. Aslında yani sektörel bazda düşündüğümüzde benim de bugüne kadar veri merkezlerinde mesela Tier 3 ve Tier 4 altyapısına sahip veri merkezlerinde bile acil yönlendirme armatörleriyle yangın algılama hiçbir entegrasyonu yok. Yani ben ilk defa burada karşılaştım zaten. Teşekkürler. Başarılı. Teşekkür ederim. Bahsettiğim gibi yani 2 yıllık Eaton'da 2 yıldır bu gündemde. Diğer üreticilere de şu anda tesir ediyor. Çünkü ben de şöyle düşünüyorum. Güvenliği bir üst limite çıkarıyor bu şekilde. Ve Türkiye'de de önümüzdeki dönemlerde bu sistemi bolca görmeye başlayacaksınız.
Evet, başka sorumuz var mı? Buyurun hocam. Yine aynı yangın konusunda, yani tam tamına ilgilendiğim bir konu değil de bizim baktığımız konulardan bir tanesi yavaş otonom araçların akıllı şehirlerde yayaların bol olduğu, kalabalıkların bol olduğu ortamlara girince yayaların nasıl davrandığı, özellikle kalabalıkların nasıl davrandığı, o bakımdan yani tek tek yayaların ne yapacağını modelleyebiliyoruz veya gözlemleyebiliyoruz ama kalabalığın davranışı çok iyi bilinen bir şey değil. Bunun üzerinde çalışma yapılmış olan yegane ortam sizin bahsettiğiniz binaların boşaltılması tipinden, yani yayaları nasıl yönlendirirsiniz. Yalnız bizim ilgilendiğimiz konulardan bir tanesi bu kalabalığın içerisindeki bazı grupların bir arada kalma, yani anneler babalar ile çocuklar gruplaşarak hareket ediyorlar veya bir takım arkadaşlar gruplaşarak hareket ediyorlar ve onların yönlendirilmesi bazen daha zor oluyor çünkü birbirlerini bırakmıyorlar. Bazen de biliyorsunuz ki işte bir tanesi giderse öbürleri de o tarafa doğru gidiyor. Bu bakımdan herhangi bir gözleminiz veya çalışmanız var mı? Bu birinci soru. İkincisi de bir diğer merak ettiğimiz, bu tip şeylerde değişik memleket, nihayet Eton'un belli yerde toplamış olduğu veriler var. Acaba memleketten memlekete davranışlar değişiyor mu diye herhangi bir incelemeniz oldu mu? Yani herhangi bir yangın filan da Türkiye'deki kalabalıklar başka türlü davranır, İngiltere'de, Amerika'daki, İsveç'teki her biri başka türlü davranır diye bir görüşünüz veya deneyiminiz var mı, onu sorayım. Onunla ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Bizim Türkiye'de, yani konuyla alakalı olduğu için, yönlendirme armatürlerinde son tahliyede iken, öyle söyleyeyim, insanlar genelde yukarı gördüğü oku düz olarak algılıyor. Fakat Avrupa'da eğer zeminden tahliye varsa üst katlarda aşağıya, alt katlarda, bodrum katlarda yukarıya doğru oku verir. Ama Türkiye'deki bu algı yukarıdır, yani yukarı doğru yöndür ve herkes yukarı doğru yönü düz gidiş olarak algılar. Mesela böyle farklılıklar var. Uygulamada da farklılık oluyor. Avrupa'da farklı uyguluyorlar, Türkiye'de farklı uyguluyorlar. Bahsettiğiniz insanların psikolojisiyle alakalı, toplu hareket etmeyle alakalı da biz bu adaptif tahliye sistemlerini anlatmaya başlayınca, özellikle proje firmaları da dahil buna ya da sistem entegratörleri de dahil bu konuyla alakalı. Mesela bir CCTV üreticisinden şöyle bir yorum geldi. Biz bu sistemi aynı sizin bahsettiğiniz gibi kamera üzerinden insanların yoğun olduğu bölümleri analiz edip insanları da o yoğunluktaki, o bölgedeki insanları diğer taraflara bölerek, bunu sesli anons üzerinden de yapılabilir ya da bunu algılayarak diğer taraflara yönlendirmeyi uygulayabiliriz gibi bir yorum yaptılar. Bu açıkçası biraz daha üreticilerle alakalı değil, uygulayıcılarla alakalı bir konu. Uygulamada ne kadar yüksek standart elde edebilirsek o bahsettiğiniz konuda. Çünkü tahliyede yoğunluk çok önemli. Yani insanların bir alana, bir tahliye kapısına yönelmemesi gerekiyor. En büyük sorun tahliye sırasında zaten oluşan düşme, kalkma, çocukların altta kalması, insanların altta kalması, o daha büyük bir tehlike arz ediyor. O yüzden bu sistemlerin bu kadar daha akıllı hale gelmesi açıkçası o tehlikelerin de önüne geçmek demek oluyor. Onunla ilgili uygulama alanında bazı firmalarla ilgili en azından düşüncesel anlamda böyle bir çalışmamız ileriki dönemde de olacak. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Katılımınız için teşekkürler. Sormak istediğiniz ekstra sorular olursa e-mail adresimiz ya da kart vizitlerimizi sizlerle paylaşabiliriz.